Bu sefer farklı başladık değil mi? Herkese merhaba demedik. Arkadaşlar, yarın siz bu videoyu izlediğiniz zaman yani ertesi gün olmuş oluyor. Koçtaş Kartal'da takipçi buluşmamız var. 100 kardeşimizle beraber Hatay'ın tepsi kebabını yapacağım. Ve kardeşlerimi ellerinde yedireceğim. Peki nereden yapıyoruz biz bu buluşmaları? Bir Yemek ise Instagram'dan. Bakın, şimdi tepsi kebabını şöyle kırmızı biber, maydanoz ve sarımsak. Sonra şöyle kıymayı da göstereyim. Şöyle %35-40 yağlı kuzu dana karışık bir kıyma. Şöyle bunları güzelce yedireceğiz birbirine. Bak toparlandı gördün mü? Bu ilk defa denediğim bir video. Yani aslında hiç video aklımda yoktu. Ben böyle bir deneme yapıyordum. Yani yarın çekimde yaparken nelere dikkat edeceğim diye. Evet, bak. Şöyle biraz daha. Bu da sadece tuz atacağım. Sadece tuz. Diğerlerini 3 çeşit yaptım. Hatta bir tanesi burada. Şöyle. Dört çeşit yapacağım. 3 çeşidi yaptım. Bunu da sadece tuzla yapacağım. Sonra en güzel hangisi karar vereceğim. Kıymayı al buraya. Önemli olan şöyle güzel bir daire. Şöyle. Sonra böyle bir şekil verdikten sonra bunu böyle şöyle 8'e böl. Ondan sonra buna domates ve biber koy. Sarımsakları da şöyle ortaya at. Gördün mü? Ondan sonra bunu tut böyle. Tepsinin üzerine indir. Sonra 200 derece fırında ya taş çatlasın 25-30 dakikada bu tamam. Kızarınca al. Peki ne yaptık? Geliyorum şimdi. Sonra dedim ya 4 tane yaptım diye. Bu üçüncüsü 2 tanesini yedik. Şimdi şöyle güzel bir lavaşın olacak. Lavaşa ne yapacaksın? Domates alacaksın şöyle. Bir tane biber. Bir tane de sarımsak unutma. Azıcık da isot. Ne oldu bu? Yavru oldu, değil mi? Evet, yavru oldu. Müsaadenizle. Sıcak ama çok lezzetli. Bugünkü videonun amacı şuydu. Biz aslında sadece Bir Yemek İste mutfağında yemek yapan bir kanal değiliz. Biz dışarıdaki mekanlarda yüzlerce takipçi kardeşlerimizle buluşan bir kanalız. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz, hem o mutfağın yemeğini yaptırıyoruz, yiyoruz, muhabbet ediyoruz. Yarınki buluşmamız da böyle. Bir Yemek İste Instagram'dan bu tip buluşmaları sürekli takip edebilirsiniz. Yapacağınız tek şey sizin şehrinizde size yakın olan bir yerde mutlaka bir buluşma yapıyoruzdur. Ona mesaj atmak.
Adını, soyadını telefonla yazmak. Peki, abi ben tek gelmeyeceğim, arkadaşımla geleceğim diyorsan, arkadaşına diyeceksin ki bir yemek isteye mesaj at. O zaman birlikte geleceksiniz. Benden bu kadar. Bu basit tarifle huzurlarınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir. Bize müsaade. Biz tadına bakmaya, bu yemeğin hakkını vermeye devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ya bu nasıl bir şey ya? Hatay'a mı gitsek acaba? Ha? Hatay'a mı? Melek Hatay'a mı gitsek ya? Gerek var mı acaba bilmiyorum. Var. Bence müthiş oldu. Bir de arkadaşlar, şunu merak ediyorum ya. Yani hem İstanbul'da hem de Hatay'da yiyen arkadaşlar bana yazabilirler mi ya? Bu Hatay'da gerçekten daha mı farklı? İstanbul'dan daha mı iyi yani? Evet. Çok iyi bu. Teknoloji abi şimdi kullanıyor işte. Birazcık şey yapalım. Hızlı hızlı gidelim. Birkaç tanesi atalım içeriye. Ondan sonra geliriz. Alo. Kırmızı toz biber candır yani. Ya şimdi kırmızı toz biberin esprisi ne çocuklar? Yemeğe renk katıyor. Çıt çıt tadı veriyor. Yani pişmişlik tadı veriyor. Sonra ne zararı var ki yani? Götür ya, öyle bir şey de yok. Biber yani bu. Hani mesela kekik olsa derim ki koyma yani. Farklı bir tadı var. Kırmızı biber bu ya. Abi arka tarafta minik bir tane hayvan var ya. Kim o? Baksana abi ya. Bak abi ya. Masumiyete bak oradan. Fotoğrafta Instagram'dan yazmıştık isimlerini falan katmak istiyor diye. Siz garantilerini falan demiştiniz. O neye katılmak istiyor? Sesiyle var ya. Göster ya. Numara mı yaptık? Numara ve isim demiştim ya ben. Biri bile yemedi daha ya. Nasıl ya? Nasıl? Avura kimi gitmez mi ya? O tükmedi. Güzel ya valla. Hadi al. Fuat abi, acım abi.
Herkese merhaba.